Merhaba. Arı Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün size anlatacağım çiçeğim aloe vera bitkisi. İlk olarak aldığınız aloe vera bitkisinin yetişeceği alanı doğru seçmeniz gerekiyor. Bol güneş alan ve akşamları hafif bir esenti olan yer aloe veranın gelişimi için ideal noktalardan olacak. Özellikle Direkt olarak güneş ışığı alması ise gelişimini daha da arttıracak bir detay. Aloe verayı sulama konusunda da dikkatli davranmanızda fayda var. Aloe verayı fazla sulamak bitkiyi çürütüp öldüreceğiniz için ek bir özen göstermeniz gerekiyor. Doğru sulama ise toprağın tamamen kurumasını beklemenizde yarar var. Ancak açık alanda ve direkt güneş gören bir yerde bu eşsiz çiçeği yetiştiriyorsanız her gün veya iki günde bir sulayabilirsiniz. Yetiştirme konusunda son dikkat etmeniz gereken unsur ise toprak türü. Aloe verayı yetiştirmek için kullanılan ideal toprağın süzek olması gerekiyor ve iyi bir drenaj sağlaması lazım. Aksi takdirde çiçeğiniz ölebilir. Aloe vera güneşe uzun süre maruz kaldığından yapraklarının rengi kahverengileşir. Bu bitkinizin öleceği anlamına gelmiyor. Sadece çok uzun süre ve dik açıyla güneşe maruz kaldığı için bitki strese girer. Aloe vera yapraklarına su değmesini sevmez. Yapraklarına değen su ile temas, hava ile temasından dolayı hızlıca kuruduğundan mantar hastalıklarına sebep olabilir. Çok dikkat etmenizde fayda var. Aloe vera faydaları ise cildi yumuşatıcı ve iyileştirici özellikleri vardır. Yanıkların tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemi de harekete geçirir ve biz bayanlar için de çok güzel maskeler yapabiliyoruz bu aloe veradan. Çok etkili bir bitki. Evet, şimdi kür zaman. Çiçeğimizin coşması, güzel yavru vermesi için aylık kür uygulaması yapmayı unutmayalım. Şimdi kürümüze geçiyoruz. Demlikte kalan çaylarımızı da bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. 1 litre suya 1 su bardağı dem ilave ediyoruz kavanozumuza. Aloe vera'nın en sevdiği küller arasında gelir. Ve diplerine bir çay bardağı gelecek şekilde ilave ediyoruz çiçeklerimize. Peki hangi çiçekler bu çay küründen hoşlanır? Yılbaşı çiçeği, sardunya yani ev çiçeklerinin hepsi bu kürü sever. Yapmanızı tavsiye ederim güzel takipçilerim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.